Kızcağıza bir gelinlik giydirmeyecek mi anne? İşine bak sen. Taşıracaksın kahveyi. Kes sesini. Senin kızın çenesi düşmüş yine. Kahvenizi ben getirecektim Azade Hanım. Kahve içmenin zamanı mı şimdi? Bırak sen de onu. Gidin Baran'ın odasını yerdeye uygun bir şekilde hazırlayın. Odasına gecelik, havlu, terlik falan koyun. Hemen hanım. Eski bir gelinlik olacaktı. Depodaki dolapta. Gidin getirin. Giysin bu kız. Hemen hanım. Karabey ailesinin gelini olacak ne de olsa. Getirince eğer bir söküğü varsa gül diksin. Diker hanım. Her şey usulüne uygun olacak. Olur hanımım, nasıl isterseniz. Ha, bak zaten sinirim tepemde. Eğer bir aksilik olursa sinirimi sizden çıkarırım. Merak etmeyin hanımım, hiçbir aksilik olmayacak. Merhaba, beni aramışsınız telefonda, Zümrüt Demir ben. Evet, hastanız yoğun bakımdan çıktı. Geçmiş olsun. Daha iyi misiniz? Siz? Zümrüt ben. Siz tanıdığım biri misiniz? Geçmişle alakalı hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Sizi tanıyor muyum? Sen nikah memurunu al gel. Tamam, ben de o, hallederim. Ne oldu? Heyecan mı bastı? Bir aksilik olursa ara. Bana kan bedeli vereceksiniz. Can almadan bunu yapmanın tek bir yolu var. Yarın nikaha kadar bu odadan dışarı çıkmayacaksın. Ne nikahı? Sen abimi... Abimi vurmadın mı? Eğer kaçmaya çalışırsan... bu sefer onu ben bile kurtaramam. Kardeşin için. Cihan için Baran. Başka çaren yok. Kimse yok mu? Sesimi duyan yok mu? Kurtarın beni. Lütfen yardım edin bana. Kimse sesimi duymuyor mu? Ne olur yardım edin bana. Kaçmış yine uğursuz. Geberip gitmemişindir inşallah. Sana artık bundan sonra kolay ölüm bile yok.
Niye geciktin? Bunun bir saati var. Kusura bakmayın. Nikah için hazırlanıyoruz ya, aklımdan çıkmış. Bu nikah kıyılmayacak. Gelin öldü. Bana mı dediniz? Baran! Oğlum! O soysuz kaçmış! Nasıl kaçmış? Kaçtı oğlum işte, kaçtı! Bizi rezil edecek ya, durdu durdu, nikah memuru gelecekken kaçtı. Nereye gider bu yılan? Hiçbir yere gidemez. Yok oğlum işte, hiçbir yerde yok. Adam dikmedin başına sen bunun. Babaanne sen karışma. Bana bırak, ben bulacağım. Neredesin? Nereye saklandın? Siz ne yaptınız bütün gece? Vallahi benim konaktan çıkan olmadı. Çıkan yoksa nerede bu kız? Dün gece misafirinizle birlikte gördüm onu. Derya'yla mı? Evet. Bahçede yürüyorlardı. Konağın her yerini arayın. Her taşın altına bakacaksınız, anladınız mı? O kızı bulmadan sakın karşıma çıkmayın. Tamam benim. Bu iş bu kadar. Baran'ı kimseye verme. Baran? Sen miydin? Biraz hastayım, kusura bakma. Yanına uğrayamadım. Dün gece onunla bahçede yürümüşsünüz. Nerede? Söyle. Cevap ver Derya. Evet, yürüdük. Ben dün gece daha kötüydüm. Çok hastaydım. Hava almak için bahçeye çıktığımda o da oradaydı. Ne yapıyordu? Niye bana haber vermedi? Bana Baran'ın haberi var dedi. Biz de biraz yürüdük. Ben uyku tutmadı sandım. Demek ki kaçacakmış. Neler oluyor? Baran var mı bir haber? Ben dün gece bahçede gördüm ama çok kısa yanında kaldım. Baran'a da anlattım şimdi. Sadece bu kadar. Anlatmadığım bir şey yok. Yok. Çok kötü olduğum için gelip yattım hemen. Baran, kız hasta. Ben biliyorum. Kaçmış işte o yılan soyu. Baran Bey, nikah memuru geldi. Söyle gitsin. Gelin yok. Nikah da iptal. Gül, ne diyorsam o. Hayır, hiç kimseye bir şey söyleme. Bu nikah kıyılacak.